Merhaba arkadaşlar. Bilim kurulu üyelerinden okullar ile alakalı önemli açıklamalar var. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Maske ve mesafe tedbirlerine devam etmek durumundayız. Pandemi sürecinde kurallara uyma durumunda 2022 yılında bir sonuç alınabileceğini belirten Recep Öztürk yaptığı açıklamalarda 2021 yılının sonuna kadar pandemi sürecinde Türkiye'de dahil olmak üzere tüm dünya etkilenecek. Henüz kullanıma giren spesifik bir antiviral yok. Yaygın bu açıklamaya rağmen maske ve mesafe tedbirlerine devam etmek durumundayız. Ancak şu anda toplumda kişisel koruma önlemleri çok azaldı diye konuştu. Yani bunun azalmasıyla beraber önümüzdeki günlerde vaka sayılarının artmasının altını çizdi uzmanlar. Bu da ne anlama geliyor? Okullar ile alakalı ne anlama geliyor aslında? Baktığımızda arkadaşlar bilim kurulu üyeleri uzaktan eğitime geçilmemesi yönünde karar veriyor. Yani uzaktan eğitime geçilmemeli diyor. Ancak vaka sayısı arttıktan sonra durum kötü olduktan sonra yeni dalgalar eğer gelirse okulların kapanma ihtimali tabii ki artıyor. Yani bilim kurulu üyeleri şu anda okulları kapatmak istemiyor. Ancak vaka sayıları artarsa öğrencilere de zarar gelmemesi amacından okullar kapatılacak gibi gözüküyor. Arkadaşlar bilim kurulu üyelerinin yaptığı açıklamalarda. Yani uzaktan eğitim kararı için şu anda bilim kurulu hayır diyor ama dediğimiz gibi vaka sayısı arttığı sonucunda öğrencilere de zarar gelmesin diye bilim kurulu tabii ki okulların tekrardan kapanma ihtimali göz önünde bulunduracaktır. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.